şükürle mahcup ve mutlu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Birsen, Genç Memursen, Milli Türk Talebe Birliği ve 7 Kıta Derneği'nin katkılarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Yeni Dünya Düzeni'nde Son Perde adlı konferans gerçekleşti. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Ergoç, Büyükşehir Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Eğitim Birsen ve Memursen İl Başkanı Abdülaziz Aydın, sendika üyeleri, eğitimciler ve öğrencilerin katılım gösterdiği konferansta Eğitim Birsen ve Memursen İl Başkanı Abdülaziz Aydın selamlama konuşması yaptı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi parti temsilcilerimiz, kıymetli il müdürlerimiz, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın kıymetli il başkanları, milli eğitim bürokrasimizin değerli dostları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları ve üniversitemizin genç nesli, çok değerli dava arkadaşlarım. Bizlerin temel amacı eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri alması ve eğitim politikamızın milli bir felsefe zemine oturmasıdır. Aynı zamanda milletimizin değerlerinin içinde oluşan fikirlerin eylemle bütünleşmesini, örgütle güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Abdullah Çiftçi, geniş katılımın sağlandığı programda Türkiye'deki gibi bir cemaat yapılanmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğunu belirtti ve orada da cemaat kaynaklı bir askeri darbe olabileceğini iddia etti. Yani Amerika'daki üniversiteleri %80'i tarikatlı cemaat üniversitesidir. Yani FETÖ'nün bizdeki yapılanması gibidir Amerika. Yani bağımsız öyle kafasına göre gidip ben üniversite açarım ya da politikaya giren öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Amerikan devlet yapısı, Avrupa'daki aileler, finans sistemi ve 21. yüzyıl için kurgulanan teknoloji nedir? Ana çerçevemiz bu. Yani hep deriz ya, Osmanlı Sanayi Devrimi'ni kaçırdığı için gelişemedi ya da yıkıldı. Şu an kaçırdığımız yeni bir sanayi devrimi var mı? Bunun adı 4. sanayi devrimi. Bunun çerçevesini de çizeceğim. 19. yılda John Nelson Darby diye bir papaz var. Bugünkü İslam dünyasındaki FETÖ karşılığıdır. Yani bu tür analistlerin büyük çoğunluğu think tanklarda yetişir, enstitülerde yetişir, istihbaratçıdır direkt, gazeteci değildir, yok. Yani dünya genelindeki büyük medyada gazeteci yok. Yeni Dünya Düzeni'nde Son Perde konulu konferansta yazar Abdullah Çiftçi, programda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve sendikalara şükranlarını iletti.